Yine güzel bir paketimiz var. Belki bazıları diyecek bu kutuyu ben hatırlıyorum. Eğer böyle diyenler varsa haklılar arkadaşlar. Kayrı 6 ID yapmış olduğum kutu. Hong Kong'dan gelen kutu. Ve bunun içinde ne var? Bunun içinde KD 12 ayakkabısının kutusu var. Hayırdır abi, sen bize ne gösteriyorsun mu diyorsunuz? Arkadaşlar hatırlarsanız Instagram'dan takip edenleriniz de varsa orada KD12'nin üzerine böyle çok güzel çizilmiş bir Deadpool resmi vardı ve ben de demiştim ki bunu yapan bana ulaşsın falan demiştim. Ondan sonra da 5-6 tane böyle designer, işte ayakkabıların üstüne çizen artistler diyeyim, ressamlar benimle iletişime geçti ve bir tanesiyle de çok güzel bir çalışma yaptık ve o bana ulaştı sonunda. Sizlerin önünde beraber açıp incelemek istiyorum nasıl olmuş, nasıl etmiş. Böylelikle hani bu tarz bir işlem yaptırmak isteyen varsa ayakkabılarına, sizler de yaptırabilirsiniz. Açıklamaya da bunu bana gönderen arkadaşımın adresini koyacağım. Ressamın adresini koyacağım. Instagram'dan takip etmeyenleriniz varsa Instagram adresim aşağıda açıklama kısmında mevcut. Girip Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Orada daha böyle aktif falan oluyoruz dedikten sonra da hadi şu kutumuzu açalım istiyorum. Baya baya heyecanlıydım açıkçası. Hani dedim acaba yapabilecek mi? Acaba olacak mı? Ama göreceğiz hep birlikte. Siz kararını verin. Şu görüntü. Şu görüntü. Bakalım. Mükemmel değil mi? Uf. Arkadaşlar bu şu anda benim elimde, şaka gibi hep böyle yurt dışında yaşayan, işte yurt dışında yapılmış olan ayakkabıları paylaşıyorum bu tarz şeylerde. Şimdi ise elimde tutuyorum. Çok güzel ya. Harika ötesi, hatta şöyle çıkartayım ve birlikte daha sonra bakalım. Her iki ayakkabıda da farklı farklı Deadpool resimleri mevcut ve şurada görüyorsunuz. AD yazısı, ayakkabı dahisi işareti de mevcut. Çok iyi ya, ha? Çok iyi. Ben arkadaşlar daha önceden açtım bunu. Çünkü dayanamadım, 2-3 gündür bendeydi. Ve gerçekten bayıla bayıla da inceledim her yerini. Sizlerle birlikte incelemek istiyorum. Şu boyalarına bir bakayım. Boya böyle arkadaşlar çıkacak gibi değil. Hani eğer ondan korkanız varsa, hani giyince edince çıkacağını düşünmüyorum. Özellikle bunlarda su geçirmeyen boyalar falan kullanıyorlar. Hani bu tarz bir şüphemiz varsa, korkumuz varsa onlarda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum yani yağmurda, çamurda. Bana da çıkacakmış gibi geldi. Sana çıkacakmış gibi mi geldi? Bilmiyorum, hani sonra da bilirsiniz, dediğim gibi açıklama kısmına koyuyorum bunu bana yapan adresi. Hani girip oradan sorabilirsiniz kafanıza takılanları, yaptırmak istediklerinizi. Bana böyle baya baya sağlam geldi. Birden çok farklı da kumaşın üstüne yaptı. O da çok güzel. Bak burası biraz daha böyle plastikli, burası biraz daha böyle dikişli, burası plastik. Hepsinin üstüne çok güzel bir şekilde yapmış. Deadpool tabancadan çıkan mermiyi kokluyor ve böyle falan oluyor. O şekilde kılıcının tutma kısımları falan. Ya efsane, 5 yıldız. Çok güzel olmuş. Bu tasarımda benim baya baya hoşuma gitmişti. Diğer ayakkabı da ise şey dedi bana, hani farklı bir şey yapalım mı, ister misin? Dedim olur dedim, hani iki ayakkabı birbirinden farklı olsun, daha hoş gözükebilir dedim. Ve onda ise şu Deadpool'un görmüş olduğunuz resmini yaptı ve bu bence daha güzel olmuş. Bence de. Yani bu daha hoşuma gitti. Ama çok çok yetenekli bir arkadaşımızmış. Ben bu kadar güzel geleceğini bilmiyordum. Burada AD olması benim çok hoşuma gitti. Ayakkabı dahisi. Sadece benim için yapılmış bir ayakkabı. Baya baya hoşuma gitti. Buna böyle All-Star'a falan katılmak lazım diyorum. Baya böyle özel bir maça katılmak lazım. Üstündeki yani detaylar çok güzel. Baktığınız zaman o boyaları tabii ki görebiliyorsunuz ama mükemmel yapılmış. Mesela ben buraya çok zorlanacağını düşünmüştüm. Ama hiç zorlanmadan. Çünkü burasını biliyorsunuz arkadaşlar. Böyle fileli bir yapı var. Fileli yapının arkasında daha kumaşı var. Hani bunu bu kadar güzel resmedebilmek bildiğin yetenek ya bu. Bildiğin yetenek yani. Ne diyorsunuz? Beğendiniz mi? Siz böyle bir şey yaptırmak ister misiniz? Ben
bu sadece ilkiydi, onu söyleyeyim. Daha çok güzel dizaynlar yaptırmak istiyorum. Hoodie'm var biliyorsunuz arkadaşlar. Hoodie'min üstündeki o resmi bir ayakkabıya yaptırmak istiyorum. Şu an kafamda olanlar onlar. Yani birçok şey yaptırabilirim aslında. Sizler neler yaptırmamı istersiniz veya siz ne yaptırmak istersiniz? Böyle bir şey yaptırsanız ne yaptırmak istersiniz? Onu da yorumlarda belirtin. Hani böyle genel bir böyle aşağıda konuşma, tartışma, bir forum havası oluşabilir. Bu şekilde de umarım beğenmişsinizdir bu tarz bir ayakkabı açılımını. Evet, şimdi ayağımıza da denemek istiyorum ama öncelikle şunlara ben biraz daha bakayım. Çok ya farklı bir, bilmiyorum, hoşuma gidiyor. Sen ne diyorsun? Senin yorumlarını da alayım şimdi kameramanım olarak. Yani ha, bana da çok değişik geldi, güzel geldi. Şuna bakıyorum, portrelik ya. İnanılmaz bir ayakkabı gibi geliyor. Sushi de çok beğenmiş herhalde. Sushi de mi çok beğenmiş? Kızım sen de mi çok beğendin? Ay senin şu kraklarını kraklarını yerim. Bir dahakini aslında bir tasarıma Sushi ile dahil etmek istiyorum. Çok tatlı olur. Evet. Şeyler düşünebiliriz. Kardeşim çok memnun kaldım. Ellerine kollarına sağlık. Sizler de yaptırmak istiyorsanız güzel arkadaşlarım, güzel takipçilerim, Berk kardeşimle Berk Custom 1 sayfasına yazabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. Eminim kafanızda sizin de çok güzel fikirler vardır. Aşağıda da duymak istiyorum dediğim bize de çevirsene gibi. Bir biz hep sen bakıyorsun. That my best friend. I'ma spend it on a cushy all mine. On a challenge, cause she all mine. Me. There for my first cake, then we hit on a cake. Half a million away. Sushi. Sushi. Evet, hadi şunu. Ayaklarımıza. Deneyelim artık. Aslında hiç ayağı denemesek diye düşünüyorum ama. Bence dene ya, nasıl duruyor ayağında bir görelim. Ha. Yani ayakta böyle bir şeyi, bunu portrelik ya, böyle cam ekrana koyacaksın. Cam ekranda sergileyeceksin gibi düşünüyorum sadece. Ha. Çok iyi. İlk ayakkabım herhalde bu şekilde değil mi? Evet. Tasarım. Çok iyi ya. Özellikle siyah ve full beyaz ayakkabılar için bu tarz işlemler çok mantıklı bence. Bunun içinde böyle kırmızılıklar var, grilikler falan var ya. Güzel duruyor değil mi? Tasarımı çok güzel olmuş. Evet. İşte ellerine sağlık Berk kardeşimin. Bunu yapmak bence çok zor iş. Ayakta nasıl duracak diyorsun öyle mi? Evet. NBA oyuncuları bu şekilde çok yapar. Yani çok fazla tasarım, Kobe tasarımı şu sıralar çok mesela fazla kullanılanlardan biri. Oo, bu AD işareti de çok güzel oldu ha. Bu kısmı şöyle bir kalkayım. Nasıl oldu? Oh, that's nice. Biraz daha yakınmışsın. Evet, güzel. Güzel değil mi? Gayet hoş. Tamamdır ya, ara ara giyerim bunu, ne dersin? Bence de. Ya ben dedim bunu çok hani giymeyeyim kalsın falan ama bence ara ara giymek daha mantıklı olur bunu. Ayakta da gayet güzel duruyor. Evet, bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir gençler. Sizler için farklı bir içerik oluşturmaya çalıştım. Bu dediğim gibi sadece ilkiydi. Muhtemelen birkaç tane daha yaptıracağım. Yani kafamda olan şeyler var çünkü. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Yorum, like ve desteklerinizi de bekliyorum. Bir sonraki defalarda görüşmek üzere. Ayakkabı dersi bugünlük out. Ben de çok havalı durdum. Çok havalı değil mi? Yo yo, havalıyım havalı. Gerçekten iyi. Gerçekten iyi arkadaşlar. Ayakkabıyı normal bir ayakkabıdan apayrı bir şey dönüştürüyor bence. Sence de öyle değil mi? Evet. Çok iyi. Ellerine kollarına sağlık. Ellerine kollarına sağlık. Berk Custom 1 Instagram adresi girin, yazın ve istediğiniz ayakkabı tasarımını yaptırın. Size özel ve sadece sizde bulunan bir ayakkabınız olsun. Birçok insan da buna çok kıymet veriyor. Yani benim için de çok güzel. Yani herkesin bulunan bir ayakkabı olması değil de biraz daha özel bir ayakkabının olması değil mi? Hani bana ait demek istiyor herkes. Bunun için de en güzel yol. Al bir tane. Ucuz, hatta mesela siyah veya beyaz renkleri bazen daha ucuz olabiliyor. Hani klasik renkleri diyeyim. Al böyle bir şey yaptır. Hop hop hop. Değil mi? Evet. O zaman ben kaçar.